Merhabalar. Öncelikle kendimi tanıştırayım size. Doktor Nihan Çehreli, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman doktoruyum. 26 yıldan beri çocuk hastalıkları ile uğraşıyorum. Bu son günlerde pandemi sürecini geçiriyoruz. Bu pandemi benim de hayatımda gördüğüm ilk bir yani 50 yıllık hayatımda ilk kez böyle bir süreci geçiriyorum. Tüm dünyayı etkisini altına alan bir süreç. Bir insan ömrü belki bunu bir kez görebilir. O yüzden bu süreç herkes için değişik bir süreç. Bunun ne olduğunu çok iyi bilmiyoruz ama bu süreci birçok şeyleri deneyimleyerek öğrendik. Benim size şu anda anlatmak istediğim konu şu, çocuklara bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz? Bu pandemi sürecini nasıl az travmayla, en az hasarla atlatabiliriz, hastalıksız bir şekilde geçirebiliriz? O konuda size yardımcı olmak istiyorum. Şimdi çocuklarımızı aslında ikiye ayırmamız lazım. Birincisi okula giden çocuklarımız, ikincisi evdeki çocuklarımız. Evdeki çocuklarımız okul öncesi, 6 yaş öncesi çocuklar. Bu dönem içinde bence okul öncesi dönem şart değil. Eğer çocuk ciddi bir sıkıntı yaşamıyorsa, bir bakım sorunu yaşamıyorsa 6 yaş öncesi çocukların okula gitmesine veya kreşe gitmesi gerekli değil. Neden değil? Çünkü bu ekstra bir durum. Yani hiçbir şey kaybetmezsiniz. Evde belki biraz canı sıkılır, bir takım şeyler olur ama hastalıksız geçirmiş olursunuz en azından. Ama bunun dışında eğitim alma zorunluluğu olan yaş grubu çocuklar okula başladı. Bunlar birinci sınıflar, sekizinci sınıflar ve üniversite sınavına girecek olan lise çağı çocukları. Bunlar da lise çağı çocuklar için de çok büyük bir sıkıntımız yok. Çünkü onlar hijyene dikkat edebiliyorlar. Yani sorumlu olanlar, yani sorumluluğunu bilen çocuklar. Ama her çocuğa da bunu ayrı ayrı anlatmamız gerekiyor. Hiçbir çocuk dokunulmaz değil, herkes hastalanabilir. Yetişkinlerin de bu konuda dikkat etmesi gerekiyor, genç yetişkinlerin. 8. sınıf için de bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü bu çocuklar için de anlattığınız zaman kavrayabiliyor. Maskeyi nasıl takacak, elini nasıl yıkayacak, teması nasıl minimalize edecek onu becerebiliyorlar. Bizim asıl problem yaşadığımız yaş grubu 1. sınıf çocukları. Bu 1. sınıf çocukları çok iyi bilmiyor. Yani unutabiliyor, bunu dikkat edemeyebilir. Ama sizin her gün belirli mesajları vererek okula göndermeniz gerekli. Ne vereceksiniz? Birincisi maskeni okula giderken, servisteyken mutlaka takması lazım. Yanına çok yakın temaslı kimsenin oturmaması gerekiyor. Mutlaka ellerini günde 3 kez yıkaması gerekiyor. Elini yüzüne sık sık götürmemesi gerekiyor. Bunları anlatmamız gerekiyor. Her gün çocuğa bunu sormamız gerekiyor. Bazen çocuklardan bilgileri de alabilirsiniz. Yani ateşte çocukla temas ettin mi, arkadaşın aksırıyor mu, ateşi çıktı mı? Gerçi okul bunu çok iyi kontrol ediyor. Okula giren çocukların ateşi ölçülüyor, burnu akıyor mu, öksürüğü var mı, bunlar ayırt ediliyor. Ama yine de bu konuda onlara da güvenmek lazım. Çocukların bilgilerine de güvenmek lazım. Birinci sınıf çocukları her akşam eve geldikten sonra da mutlaka yıkanmalı. Yani komple üstünü değiştirip her gün temiz kıyafetlerle gitmeli. Her gün banyosunu yapıp okuldan geldikten hemen sonra, yatarken değil, hemen sonra yıkanmalı. Bunun dışında da el yıkamasını iyi anlatmamız lazım. Birincisi çocuk elini ağzına götürüyorsa, elini tırnak yiyorsa, tırnak yiyor olması çok büyük risk grubu. Bu çocukların mutlaka ailelerin bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Yani bunun altyapıda rol model varsa onun çözülmesi veya bir psikiyatristten destek almaları gerekiyor ki elini ağzına götürmemesi gerekiyor. Çünkü bulaşma yolu solunum yoluyla bulaşıyor. Solunum yolları ve bazen cilt temasıyla da bulaşabiliyor. Çünkü COVID hastalığı biliyorsunuz sistemik bir hastalık. Solunum yollarını tutabiliyor, cildi tutabiliyor, beyin iltihabı yapabiliyor, bağırsakları tutabiliyor. Yani birçok organları tutabiliyor. O yüzden bize giriş kapılarını bloke etmemiz gerekiyor. Giriş kapılarımız neler? Burun, ağız ve cildimiz. Yani bunları iyi temiz tutmamız gerekiyor. Yemeklerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Yani çocuk sağlıklı beslenirse de bağışıklık sistemi kuvvetlenir. Bununla beraber immün sistemi kuvvetlendiği için de vücut direnci artar. Peki sağlıklı yiyecekler konusuna çok girmek istemiyorum ama bir, ambalajlı yiyeceklerden uzak durunuz. İkincisi döneminde taze sebze ve meyve tüketin. Bu konuda çok abartılı tutumlara girmek bence çok doğru değil. Ama sağlıklı beslenme bilgisini çok iyi uygulamak gerekir.
Bunun dışında başka nasıl immün sistemini kuvvetlendirebiliriz? İyi uyku. Yani bir çocuk ben hasta olup bana geldiği zaman iki şey soruyorum. İyi uyumuyor muydun son günlerde? İkincisi iyi beslenmedin mi? İki soruyu sorarım. Eğer bir çocuk sık hastalanıyorsa bu iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Çocuğun birinci sınıf çocuğunun mutlaka saat 9'da uyumuş olması gerekiyor. Sabah da işte 8'de 9'da yani 10-12 saatlik uyku alması gerekiyor gece uykusu. Bu uyku gerçekten vücut sisteminde bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ana faktör. Çünkü vücudu dinlendirmeye alıyorsunuz. Gün içinde çok iyi aktif bir hayat sürerken çocuk okulda hem zihinsel hem bedensel olarak bir enerji sarfiyatı var. Ama akşam siz onu dinlenme moduna geçiriyorsunuz ki tekrar vücut yenilenip tekrar güne sağlıklı bir şekilde başlayabilsin. Bunlara birinci sınıf çocuklar için çok iyi dikkatli olmanız gerekiyor. Bu konuda çocuklarınıza uyku konusunda baskı kurabilirsiniz. Baskı kurmak derken alıştırma açısından yani geç saate kadar televizyon seyretmeden, bilgisayar oyunlarına çok takılmadan erken bir şekilde uyumasını sağlayabilirsiniz kitap okuyarak. Peki orta son ve lise çağındaki çocuklar için de bu çocuklarımızın çoğunluğu bilinçli. Eğer çok aykırı düşünceleri yoksa, yani sizinle inatlaşmıyorsa, bana bir şey olmuyorum demiyorsa, çoğu çocuk bu konuda eğitim alan çocuklar çünkü bunlar okula giden çocuklar. Okulda bu eğitimi veriyor. Biz sağlık ekibi de bu konuda herkese bu eğitimi veriyoruz. Okula giden çocuğun bunu zaten kapıyor olması gerekiyor. Ne yapacak? El temizliğine dikkat edecek, maske takacak. Ondan sonra üstüne kirlenen bir şey varsa da, yani birisi aksırdı, öksürdü, kustu. Yani diyelim ki çocuğun üstüne birisi kustu. O da kirlendi yani. Onu da virüs kaynağı olarak düşünmek lazım. Onu baştan tamamen eve gidip hemen temizlenmesi gerekiyor. Veya üstüne birisi öksürdü. Orada virüs ihtiva eder ve onların tamamen temizlenmesi gerekiyor. Bu çocuklarımız da okula gittikten sonra, eve geldikten sonra her akşam duş almalılar. Yani her çocuğun okula gidip geldikten sonra duş almasına dikkat etmek lazım. Peki yetişkinlerle teması nasıl yapacağız? Yani evdeki çocukların riski yok. Dediğimiz gibi büyüklerle temas edebilir. Ev çocuğu çünkü dışarıya çıkmıyor, kreşe gitmiyor, herhangi bir faaliyette bulunmuyor. Bu çocuklarımızın büyüklerle, anneannelerle, babaannelerle, dedelerle temasını kesmemize gerek yok. Ama okula giden çocuklarda dikkatli olmamız lazım. Ne yapacaksınız? Okula gittiği süre boyunca büyüklerle görüşmemesi gerekiyor. Çünkü taşıyıcı olabilir. Taşıyıcı olunca da bulaştırabilir. Bu gerçekten çok ağır seyredebiliyor bu hastalık. Hızlı bir şekilde ilerliyor. 3 gün içinde çok kötüleşen hastalarımızı görüyoruz. Yetişkin hastaları görüyoruz. O yüzden onlara korumamız lazım. Yani yaşlarımızı korumamız lazım. 65 yaş üstüne dikkat etmemiz lazım. Evde kemoterapi alan kişilerle, bağışıklık sistemi düşük kişilerle, İmmün süpresif tedavi kullanan bunlar nedir? Otoimmün hastalığı olan kişiler, işte romatoid artrit olan bazı hastalıklarda da bağışıklık sistemi düşer. Onlarla temasını kesmemiz lazım. Peki bunun dışında ne yapmamız gerekiyor? Bunun dışında hastalık konusunda da iyi beslenmelerine dikkat etmeniz lazım. Gençlerde bu iş biraz çığırından çıkabilir. Çünkü onlar fast food'u çok seviyorlar. Yani lise çağı çocukları, onların fast food alışkanlığından kurtarmamız gerekiyor. Mutlaka yanlarına evde yapılmış yemek koyabilirsiniz. Okulda atıştırmak üzere sağlıklı besleyici olması tarzına meyvesini koyabilirsiniz. Evde hazırlanmış taze sandviçlerini hazırlayabilirsiniz. Bu onlar için yeterli olacaktır. Şimdi çocuklarda COVID hastalığı ne bulgularla seyreder ve ne zaman şüphe etmeliyim sorusu aklınıza gelebilir. COVID hastalığı konusunda şüphe etmek için çocuğun ateşinin olup olması önemli değil. Bir, temas öyküsü varsa şüphe etmeniz gerekiyor. Yani okulda, arkadaşlarında, etrafında herhangi biriyle temas öyküsü varsa COVID şüphesi doğar. Bu durumda da temas öyküsü olan kişiye mutlaka test yapılması lazım. Ama bunun dışında hiçbir kişiyle teması yok ama
benim ateşim çıktı, COVID olabilir miyim? Evet, olabilirsiniz ama şu andaki tüm hastalıklar COVID tanısıyla örtüşmez. Yani çocukluk hastalıkları şu anda yok olmadı. Boğaz enfeksiyonları devam ediyor, orta kulak iltihapları var. Birçok hastalıklar halen daha ortamda bulunuyor. Peki biz ne zaman bunu anlamalıyız? Eğer tedaviye yanıt vermeyen, ısrarlı devam eden ateş ve bununla beraber 48 saati üstüne çıkan ateş durumunda, bazı cilt döküntülerinde, öksürük durumlarında, burun akıntısı, şiddetli boğaz ağrısı durumunda COVID testi yapılabilir. Bu test için de bir kez bakmak yeterli olmayabilir. Eğer bu konuda ısrarlı bir düşünme tanımı söz konusuysa 3 kez üst üste yapmak gerekiyor. 3 kez üst üste negatif gördükten sonra COVID tanısı ekarte edilir. Bunun dışında geçirilmiş mi geçirilmemiş mi onu ayırt etmek için bir takım kan testlerimiz de var. İmmünoglobin testleri bakıyoruz. İmmünoglobin G ve M testi bakıyoruz. Bunlar da hem hastalıkla hastalığın hangi dönemde olduğumuzu bize belirliyor. Bu çocuğun klinik bulgularına göre karar verilir. Yapmanız gereken şey doktorunuza güvenin. Doktorunuzla irtibat halinde olun ve gereken testleri o size mutlaka planlayacaktır. COVID-19 hastalığından korunmada en önemli korunma aracı maske. Eğer siz takıyorsanız, ben de takıyorsam birbirimize bulaştırmamız çok düşük oranda. %95'e yakın bir koruma sağlıyor. Hem sizi koruyor hem beni koruyor. Sizin maskeniz beni koruyor, benim maskem sizi koruyor. Bu konuda da yapılan çalışmalar gösteriyor ki toplumdaki herkesin maskeyle korunarak bir araya gelmesi durumunda hastalık zaten %95 kontrol altında olunuyor. Şimdi COVID-19 aslında toplumda daha önce de koronalar vardı, korona hastalığı vardı. Bu yeni tip COVID'i yeni gördük ve hızlı ilerleme gösterdi. Evet doğru ama bu COVID hep hayatımızda olacak. COVID-19 hastalığı ve koronavirüs, influenza virüsü, bu virüsler hep hayatımızda olacak. Ama bu hastalıklardan korunmada yapacağımız basit önlemlerle gerçekten sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdüreceğiz. Bu konuda hiç endişelenmeyin. Bu hastalıkta bir şekilde kontrol altına alınacak ama bizim istediğimiz korunması gereken kişileri korumak, onları hasta etmeden bu süreci geçirmek, aşı bulunduktan sonra zaten aşılama da çok önemli bir süreç bizim için. O olduktan sonra da daha rahat bir şekilde toplum içindeki görevlerimizi yerine getireceğiz. Ama bu süreci birlikte yaşayıp göreceğiz. Hepinize bir sonraki konumuzda görüşmek üzere sağlıklı günler diliyorum. Çocuklarımızla beraber sağlıklı günlerimiz olsun. Hoşça kalın.